Oo, ne güzel yemek koktu ya. Señor Cali? No, caballero, no hay vía para Cali. No, no viaje acá? Hasta el bordo le están vendiendo, pero tiene que hacer un transbordo. Desde el bordo pasar a Rosas y de Rosas seguir para Cali. Por Dios, no. ¿Cali, señor? Ah, ¿Cali? Cali no hay. Cali no. No hay vía. ¿No hay viaje? No hay vía. ¿Por qué? Está cerrada la vía. Hubo un derrumbo y no hay vía. Cali es óptimo. Allah Allah. Burada var mı? Bunlar İpiales'e gidiyor genelde ama. Hola señor. ¿Tú tienes ticket Cali? De momento no tengo, amigo. Momento no. ¿Por qué? ¿Es finito? Hay un problema en la vía, hay un derrumbo, un deslizamiento de tierra, entonces por lo tanto no. ¿A problema un? Ah. En okay. La vía sí, hubo un derrumbo, una montaña. Entonces, montaña. Sí, entonces la carretera está cerrada por ahora y, y de aquí de nuestra empresa Flota Guaitara no tenemos despacho. Ah, okay, entiendo. How can I go Cali? ¿Tú otro tienes otro? Otro desvío. Hay un desvío, pero está muy complicado para pasar muy por complicado. Allí. Muy complicado. Ah, okay, gracias señor. Con mucho gusto, Laura. Mucho gusto, señor. Gracias. Ben mi yanlış anladım yoksa dağ mı çöktü dedi, öyle bir şey dedi galiba ya. Ana yol kapalı diyor bak. Normalde çok rahat bilet bulunur yani Kali'ye ama yol kapalı mı dedi, bir şeyler dediler, dağ çöktü dedi. Ben mi yanlış anladım acaba ya? Dur bakın başka bir yerde var mı? Hola señor, ¿tienes problema para Cali? Sí, nos están despachando ahorita. No, no posible? No. ¿Por qué tienes? ¿Qué problem? Hay derrumbo en la vía. Olayları tam olarak öğrendim. Kali yolunda heyelan olmuş. O yüzden burası patlamış durumda. Kimse Kali'ye gidemiyor. Otobüs firmaları birazcık kurnazlık yapıp Mocoa diye bir tane kasaba var, tamam mı? Buradan oraya gidebiliyorsunuz. Oradan farklı bir yoldan Kali'ye ulaşabiliyorsunuz. Ama birazcık yol uzuyor. Oranın bilet fiyatlarını da 3-4 kat arttırmışlar anladığım kadarıyla. Millet isyanda, bilet de bulamıyorlar. Hani pahalı olan bileti alan almış. Ondan sonra bak gazeteciler gelmiş çekmeye. Pahalı olan biletleri de almışlar. Ondan sonra millet isyan ediyor. Niye bu kadar pahalılaştırıyorsunuz biletleri? Hani yolumuza bakalım gidelim diye. Diğer yolu kullanamıyor insanlar. Heyelan düştüğü için. Ona da şey diyorlar. 5-6 gün boyunca anca kaldırırlar heyelan olduğu zaman diyorlar. Anladığım kadarıyla mevzu budur. Translate bilmem ne anlaşmaya çalıştım. Abinin de anlattığı dağ çöktü falan diyor ya, heyelan anlatıyormuş orada, doğru anlamışım. Anlayacağınız pastoda kaldık. Millet şimdi farklı lokasyonlara gitmeye çalışıyor. Bilet arıyor, bilmem ne yapıyor, rotasını değiştirmeye çalışıyor ama çok da mümkün değil gibi. Yani ben birkaç yere sordum. Ve 200 küsür kilometrelik yola 170 bin peso istedi, 30 küsür dolar. Yani ben Ekvador sınırından Bogota'ya o kadar para vermiştim yani. Birazcık fırsatçılık konuşuyor ne yazık ki. Pasto'da sıkıştık kaldık. Bayağı bir firmaya sordum ya, bayağı bir firma, insanlara da sordum. Ama yok. Bir çıkış yolumuz yok buradan. Anlat abi, anlat. ¿Cuánto cuesta este hotel Jumbo? Desde el centro 6000. 6000, okay. Atlayalım. Gracias, señor. ¿Cuánto es por noche? 47,100 por noche. Okay. ¿Sí? ¿Se queda? Sí. Dos noches, por favor, sí. ¿Me prestas tu documento? Bonita, ¿no? ¿Ya que es que? Para Turquía. ¿Ya que es que? Es que... Ok. Sí. ¿Qué, me está grabando? ¿Cómo te llamas? Luzari. Luzari, Burak. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿De dónde viene? Turquía. ¿Turquía? Sí. ¿Cómo se llama? Burak. 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 Sí, Burak. Burak. ¿Difícil?
Son nombres que no se los escucha. Aa bak. Pasto. Pasto. Sí. Aa, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, odamız burasıymış. Oy. Gecelik. 9,5 dolara falan denk geliyor burası. Bulabildiğim en uygun yer burasıydı şehirde. Couchsurfing denedim. Olmadı. Bayağı bekledim ben otogarda. Couchsurfing falan çıkarmaya da bilet bulabilir miyim diye ama. İkisi de fos çıktı. Şöyle. Tuvaletimiz, banyomuz. İçinde gayet güzel. Tertemiz ha. Burada çalışma masam var. Televizyonum var. İki gece kalayım diyorum. Hem editlerimi falan yapayım. Birazcık dinleneyim. Ondan sonra da baktım otobüsü otostopa çıkarım büyük ihtimalle. Yani bilmiyorum. Birazcık araştıracağım. Çok pahalı biletler. Yani 2-3 kat arttırmışlar ve onu da bulamıyorsunuz. O kadar sıkıntı ki ya, mahşer yeriydi. Dedim Burak, git abi bul bir yer kendine, dinlen birkaç gün daha. 2 gün geç git ama sağlam git. Otelimiz burası. Göstereyim. Gecelik 9,5. Bu arada Booking'de daha pahalı gösteriyor. Ben geldim buradan daha ucuz buldum. Booking'de kaç, 10 dolar falan gösteriyor. Hatta vergilerle 11,5-12 dolar civarı bir şey gösteriyordu gecelik. Yo. Hola sen. Herkes arabasını sağa çekmiş. Baksana şu kuyruğa. Benzin kuyruğu bu bak. Bu bir tane benzin istasyonunda gibi ilerideki. Bak şurayı da göstereyim. Bu da diğer benzin kuyruğu. Hop atlayalım şöyle karşıya. Bak bu diğer benzin kuyruğu. Görüyor musunuz? Taksiler bilmem neler. Onların arkasında motorlar. Şaka gibi ya. Kapanan yol Pan Americano yoluymuş. Ana yol yani. Buraya gelen bütün bu erzaklar, benzinler, bilmem neler, ihtiyaçların hepsi o yol üstünden geliyormuş. O yüzden alarm verdi şehir ya. Bildiğin alarm verdi şehir, baksana. Şu kuyruğa bak, benzin kuyruğuna bak. Bütün taksiler benzin kuyruğunda. Böyle ileriye doğru gidiyor. Komple bütün benzin istasyonları böyle kuyruklarla dolu. Sokak sokak ama. Neyse. Artık otostop vakti de taksi bulabilirsek tabii. Şehrin dışına çıkabilirsem otostop çekeceğim. 2 gün geçti. Hiçbir şekilde bilet yok. İşler gitgide daha da karmaşıklaşıyor. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani bakalım ya. Birkaç böyle çözüm üretmeye çalıştım ama bir yola çıkayım da anlatayım onları size. Hop dayı. Aha durdu dayı. Vallahi bulduk taksi. Señor, buenos días. ¿Mal es posible? ¿Dónde? It's a camino of Mocha. ¿A qué parte va usted? Es a Santa Monica Hospital, va más. ¿Más arriba? Sí, más arriba. No mucho. Sí, ¿cuánto cuesta? 8,000. 8,000, ok. Oh, Allah. Gracias, señor. Buenos días. Buenos días. Estamos con el problema de la gasolina aquí. Sí, mucho problema, ¿sí? No gasolina. Ay, mira, mire todas las bombas haciendo fila. Sí, porque Panamerican, problema. Sí, claro. Todo eso está duro. Vea cómo están. Ah, oh, sí, sí, bak, görüyor musunuz? Bak, ta buralara kadar uzanıyor kuyruk, bak ta. Diğer sokağa kadar gidiyor. Neyse ya, şu. Anlattığım iyi oldu da ya, 8000 peso beni şehrin biraz dışına bırakacak, oradan otostop çekmeye başlayacağım. ¿Cuánto días más es problem? Ah, ese problema se demora un mes. ¿Mes? Sí, claro, aquí apenas empezó. Bailar sürecek diyor. Eyvah eyvah. Hubo un derrumbe, se vino una montaña. Sí, montaña. Es. Ajá. Şehrin dışına attım kendimi. Bu yol Mocoa'ya gidiyor. Mocoa diye bir şehre gideceğim, oradan da
artık kendime bir rota çizmeye çalışacağım. Hani Cali tarafına mı döneceğim mümkün olabilirse, yoksa Neiva diye bir şehir var, oraya mı gidebileceğim artık göreceğiz. Neresi olursa ya, yeter ki çıkayım buradan. Maleta. Sí. Gracias. Şöyle çantayı atalım da buraya. Gracias amigo. Ya que vas a Mocoa. Sí, Mocoa es no otro road, no funcional. ¿Cómo así? Sí, Cali. Ruta Cali no funcional. Sí, ah. Moca a Neiva. Ah, sí, por Vitalito. Sí. Hadi bakalım, çocuk birazcık ileri bırakacakmış beni. Pero quieres ir para Cali. Sí, Neiva, Cali. No sé. Oh, 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 kuyruğa baksanıza ya. Para gasolina? Sí. Of, 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 benzin kuyruğuna bak. Nasıl, ben şimdi yürüyorum. Ne kadar kalabalık ya. Abi şaka gibi ya, var ya. Nasıl gideceğiz, hiçbir fikrim yok. Türkiye. Dayı sen durursun be. Araba full dolu ya. Geçen arabaların hepsi dolu bak. Yani şahsi araçların hepsi neredeyse dolu. Durmuyorlar ya. Durmuyorlar abi. Çocuk beni burada bıraktı sağ olsun. Otostopa devam ediyorum, o buradan devam etti. Bir saat sonra tekrardan buradan geçecekmiş. Dedi ki burada olursan seni alayım dedi. Otobüs terminaline götüreyim, Mocoa için sana bilet bulabilirim dedi. Ben söyledim çocuğa, ben iki gündür bilet bakıyorum bulamadım diye. Ben yanındaysam buluruz filan dedi. İşte hallederim ben onu, sen merak etme dedi. Bakarım, bekleyeceğim. Çocuk bir saate kadar gelecek sanırım buraya. Şehirde şöyle bir sıkıntı var. Benzin kuyruğunu gördünüz değil mi? Bu olay ilk duyulduğunda ben sordum hani sıkıntı nedir diye. İşte heyelan çekti. 5-6 günde yolu düzeltirler demişlerdi. Ama olay öyle değilmiş. 30 ila 40 gün diyorlar. En az yol komple gitmiş. Yolu en baştan yapacaklarmış. Kolombiyalı arkadaşlarım var, onlardan rica ettim hani dedim bir haber alırsanız bana söyler misiniz diye. Sağ olsunlar, her bir gelişme yaşandığında bana mesaj atıyorlar. Olay sandığımızdan daha da sıkıntılı. Yol en az 30 ila 40 gün arasında kapalı kalacakmış. Yani Cali'ye giden ana yol. Orası Panamericana yolu. Şöyle bir sıkıntı var. Bütün mallar, benzin, bilmem ne geliyorsa o yol üstünden geliyor. Bu Mocoa yolunu hiç kullanmıyorlarmış. Aha, böyle acil durumlar için kullanıyorlar. Ya da orada yaşayan birisi kullanıyor. O yüzden şehirde benzin sıkıntısı var. İki gündür inanılmaz bir benzin kuyruğu var. Zaten gördüğünüz kuyruğu. Ondan sonra erzak sıkıntısı yaşanacağını söylüyorlar. Herkes marketlere akın ediyor. Birden otel fiyatları tak 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 artmaya başladı. Çünkü turistler şehirden ayrılamıyorlar. Tek seçenek Ekvador'a gitmek. Tek seçenek Ekvador'a gitmek ama... Ay, lan durdu zannettim ya. Ya da uçakla buradan ayrılmak ya da bilet bulabilirsiniz Mocoa üstünden Neiva'ya gitmek. Şu an hiçbiri mümkün gözükmüyor çünkü ne otobüs bileti var ne uçak bileti var. Uçak bileti bir hafta sonra, o da kaç para, $200 civarı bir şey yani. Ya da onun dışında Ekvador'a döneceğiz tekrardan bilmiyorum. Kolombiya'yı bir türlü gezemedim var ya, bu işte bir sıkıntı var ya, bu iş, bu bir mesaj olabilir bilmiyorum. Neyse ya, çok güzel bir yerdeyiz şu an. Bakalım, bir saat burada otostop çekeceğim. Çocuk gelirse onunla birlikte terminale dönerim. Otobüs bileti kovalarım çünkü iş ciddi bir boyutta. Buradan ayrılmam lazım. Yoksa Ekvador yolu gözüküyor bana yani.
¿Allá? Esto se moja. No. No entiendo. Es lluvia. Ah. No, no hay problema. Ah, no, es problema acá. Pues no sé. No sé, momento. Opa. Okay. Hadi bakalım. Tır buldum kendime, tır. Abi durdu. Si. Si. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Mucho gusto. Acomodamos por ahí. Okay. Más allá para que vaya más cómodo. Okay, señor. Mucho gusto. Buscamos qué sitio. Sí, mucho gusto, señor. Gracias. ¿Cuántos kilómetros, Neiva? Está lejos. ¿Un día? ¿Dos días? Oh. Dostlar, bizi iki günlük bir yolculuk bekliyor. Neiva'ya gideceğim. Abi doğal olarak para istedi çünkü sıkıntı var, o da biliyor. Ay haklı, bir şey demiyorum. 100 bin pesoya anlaştık, yani 20 dolara beni Neiva'ya götürecek. Helali hoş olsun ya. Buradan çünkü çıkmak istiyorum artık. Başka bir seçenek de bulamıyorum o yüzden. Yapacak bir şey yok. Çıktık yola. ¿Cómo te llamas, señor? Valerio. ¿A dónde vas? Turquía. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Neiva. Neiva, San Agustín. Neiva, después Cali. Yo voy Cali. Yo, me voy Cali. Yo. Ah, Cali. Yo voy Cali. Ah, okay. ¿Cuántos días? 4 días. Cali. Oh. Ama şu an... Bir dakika, şu an planlar değişti. Neiva dedik, dayı Kali'ye gidiyor, 4 gün diyor. Bir düşüneceğim ya, yolda karar vereceğim nereye gideceğimi. Dur bakalım, çıktık yola hayırlısıyla. Gidiyoruz. Kasabalar oluyor, köyler oluyor. Onlarda da yol genişlemiyor. Aynı bu şekilde devam ediyor. Ve sürekli böyle bir dönemek. Sürekli yılan gibi kıvrılıyorsunuz. Oradan oraya kıvrılıyorsunuz. Bu şekilde böyle dağları aşabiliyorsunuz. Ant dağlarının üzerindeyiz halen. Hoppa, kaldık. Bak, görüyor musunuz şu arabayı? Üstünde şey var, eşya falan koymuşlar. Arka kasada insanlar vardı, ben gördüm. O kadar az, hani otobüsler doldu, zaten az otobüs vardı. Onlar da dolunca insanlar da farklı şekilde yöntemler bulmaya çalışıyorlar kendilerine. İşte araba kiralayıp toplaşıp giden varmış. Ondan sonra motorla seyahat eden çok gördüm. Böyle eşyalarını falan koymuşlar. Motorla giden vardı. Ondan sonra bu tarz böyle arazi aracı ile giden vardı. Sanırım bir arazi aracı sahibini bulup onunla anlaşıp o şekilde gidiyorlardır diye tahmin ediyorum. Biz de şansımıza tır bulduk. Bakalım nereye kadar gideceğim, hala bir fikrim yok. Ya yol üstünde bir tane köy mesela bu, bak. Aa, köyün kilisesi. Dağın tepesindeyiz şu an ya. Kaç rakımdayız bilmiyorum ama dağın tepesindeyiz yani şu an. Çocuk bak, sırtına tüp bağlamış, gördünüz mü? Çok gözükmüyordur ama tüp bağlıyor sırtına. Mutfak tüpünü nereye götürecekse artık. Çok güzel görünüyor yemekler. No se sabe. Son provecho. Vuelves. ¿Hasta qué hora tú?
Dostlar biz yemeği yedik, tam yola koyulduk. Durmak zorunda kaldık. Şuradaki iki tane polis abi görüyorsunuz değil mi? Onlar yolu kesmişler. Biz de ne olduğunu anlamadık. Sonrasında işte etraftaki insanlara sorduk vesaire. Ben de merak ettim. Polis abilerle geldim, konuştum. Şu an saat 12 çeyrek geçiyor. 12 ile 2 arasında şu an bulunduğumuz San Francisco köyünden biz bu dağı aşmamız gerekiyor Mocoa'ya gitmek için. Mocoa'ya gidiş yolu kapalıymış. Yani 2 saat boyunca buradan oraya geçiş yapılamıyormuş. Dağ yolunu kullanamıyormuşuz. O yüzden 2 saat boyunca beklemek zorundaymışız burada. Bütün araçlar beklemek zorundaymış. Sadece bazı araçlara izin veriyorlar. Onun sebebini anlamadım. O da büyük ihtimalle yakınlarda oturan insanlar vesairedir. Yani o yolun tamamını kullanmayacak olanlardır diye düşünüyorum. Sadece dağdan bu tarafa gelen araçlara mı izin veriyorlar artık? Çok da anlamadım ona. Çok gelen de bir araç yok ama bekliyoruz. Benim kamyoncu dayı da burada. Arkadaş edindik. Böyle baksanıza kamyonları oraya dizmişler. Ağırlıklı olarak kamyon görüyorum. Otomobiller falan da var. Zaten çok sık kullanılan bir yol değil. Öteki yol kapandıktan sonra işte insanlar alternatif olarak burayı kullanmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor doğal olarak. Burada da heyelan tehlikesi var. Belki yolu komple de kapatmış olabilirler. Çünkü bu saatlerde yağmur biraz daha şiddetini arttırıyor. Belki yağmur zamanı hani yola çok yük de yapmak istememiş olabilirler. Tahmin yürütüyorum yani. Bence o sebeptendir. Çünkü çok araba geldiğini de görmedim. Sadece bir iki tane araba saldıklarını gördüm. Durum budur. Bizim kamyoncu dayının peşine takılayım, bakayım nereye gidiyor. San Francisco isminde bir köy burası. Dağ köyü. Şu tırlara baksana, kamyonlara baksana. Nasıl ip gibi dizilmişler. Bugün gidiş yok abi. Bugün yol yok. Yarın sabah yola çıkacakmış. Bunlar ben de çantamı aldım şimdi. Bir önceki köye gidiyorum. Burada bir yarım saat 40 dakika otostop denedim. Kimse durmuyor. Bir tane şey geldi. Kolektivo geldi, o işte Mocoa'ya giden küçük servislerden geldi. Dedim abi yer var mı? Yok dedi. Bir önceki köye gitmen gerekiyor. Belki orada bulabilirsin dedi. Ben de oraya gidiyorum şimdi. Saat 3'ü geçti. San Francisco köyünün merkezi burası da. Bayağı bir geniş meydanı varmış ha. Ha bak, meydanda kilise. Olmazsa olmaz. Güney Amerika'da her meydanda bir kilise vardır. Şaşmaz. Böyle çocuk parkı yapmışlar. Hafiften bir Sovyet havası da sezdim ha. Niyeyse bana Orta Asya seyahatlerimi anımsattı. Şimdi buradan taksiye binmem gerekiyormuş. Bir önceki köye gideceğim, 6,5 kilometre. Yürüyüş 2 saate yakın gösteriyor. Sanırım yolda birazcık sıkıntılı. Oy. Dur soralım bakalım ne kadar. Hola señor. ¿Cuánto cuesta terminal segundo? O si no, por pasaje 2500, el primero de allá. 2500, ajá, ok. Que está el primero de allá. Primero, ok señor, gracias. Ben götürürsem 8000'e hemen gideriz diyor. Öndeki araba 2,5'a götürüyor dedi ama birilerini beklemek lazım. Dur bakayım sorayım mı dayılara da. Hola señor. Buenas. Buenas. Segundo terminal. Sí, sí? Gracias. Sí, 2500, sí? Sí señor. Gracias. Ahorita le abro la cajuela. ¿Cajuela? Onu bilmiyorum vallahi dayı. Hoppa. Hop. Ama. Hoppa. Okay. Gracias, señor. Sí, abi. Şöyle taksiyle gideceğiz. Sanırım birilerini daha bekleyeceğiz. Burada heykeller falan var. Markettir, restorandır. Her köyde her şey bulunuyor. Hakikaten yani o açıdan düzenleri gayet güzel Güney Amerika'daki köylerinizde. Zaten çok köy havası da sezemezsiniz. Daha çok böyle kasaba havası seziyorsunuz. Hola. Ablacım buradayım ben. Bana bak abla. Abla bana bak. Abla. Abla kurban olayım ya. Yoruldum vallahi, yoruldum ben. Abla. 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 Güzel ablam. Güzel ablam. Ha benim güzel ablam, hadi.
Abla bak işte bana. Abla. Hola. Hola. Ha gayret abla. ¿Tienes el bus para Neiva o Moca? No. ¿Mañana? No, hasta el martes. No, ¿mañana? Con él hablé, con él. Ah, okay. Terminale geldim şimdi. Bak şurada 3 tane firma var, tamam mı? Burada da 2 tane firma var. 5 firma. Hepsine sordum. Hiçbiri 1 hafta boyunca neredeyse bilet olmadığını söylüyor. 1 hafta boyunca bilet yokmuş. Ne yapacağım ben ya? Kaldık burada arkadaş. Şuradaki teyze mevzuyu çözdü ya. Bak şu abla daha demin suratıma bakmıyordu. Bilet yok diyordu. Teyze geldi, nereye gidiyorsun dedi. Tamam mı dedim, abla Mokoa'ya gidiyorum ama bilet yok dedim. Gel benle dedi. O da Mokoa'ya gidiyormuş. Bir kişi eksikmiş. Şu kamyonette bir kişi eksikmiş, o da ben. O da ben. Ama önce kabul etmediler çünkü benim sırt çantası büyük ya. Şoför birazcık yamuk yaptı. Onu ikna etmeye çalıştık. Abi dedim ben kucağımda tutarım yani, yeter ki gidelim yani. Kucağımda tutarım ben, hiçbir sıkıntı yok. Baksanıza ne kadar yük koydular yukarıya. Sığmaz oraya diyor, senin çanta düşer diyor. Ondan sonra bir şekilde ikna ettik abi. Sağ olsun teyzenin yardımıyla. Şimdi bu kamyonetle gideceğim. 50 bin peso, o da 10 dolar yapıyor. Buradan 75 kilometre yolum kaldı sadece. Gidiyoruz bir aksilik olmazsa. Bak şu kamyonet gidiyormuş. Abla suratıma bakmadı, bana bilet yok diyor. Teyze girmese işin içine kalacağız burada. Şununla gideceğim. Si, para moca. Gracias señor. Abi çok garip, ne suratına bakıyorlar ne konuşuyorlar. Tamam anladım, bir kaos var da yine de ne bileyim yani. İnsan bir yardım etmeye çalışır ya. Belli ki dil bilmiyor, çırpınıyoruz yani, turistiz. Garip ya. Bazen şaşırıyorum yani. Dayı inşallah kapatmazsın onu, ölürüz burada sıcaktan. Şöyle içeri geçtik. Her yeri kapattılar. Aa, burayı da kapatıyor galiba. Dostlar şimdi yola koyulduk. Çantayı da böyle aha, bacaklarının arasına koydum. Şöyle arkada hep birlikte gidiyoruz. Abi yok mok bir şey dedi de gayet de rahat bir şekilde aldım bacaklarının arasına. Ben bayağı dar bir yer zannetmiştim de çok rahat bir şekilde tutuyorum çantayı yani, bir sıkıntı yok. Anladığım kadarıyla önceliği kendi vatandaşlarına vermeye çalışıyorlar ki onları hani göndersinler. Yani benim anladığım bu. Yoksa teyze olmasa bana bilet vermeyeceklerdi mesela. Bir hafta gibi bir şey söylemişlerdi. Bir hafta sonra bilet bulursun gibisinden bir şey söylemişlerdi. Teyzeden de Allah bin kere razı olsun yani. Az daha pastoya bilet alıyordum. Teyze geldi, tak 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 çözdü hemen olayı. Suratıma bakmamıştı abla. Tak diye 50 bin pesoya verince bileti verdi. Neyse şimdi yola çıktık, gidiyoruz. Az daha gidiyordum vallahi pastoya ya. Uçak bileti baktım, pahalı. Ondan sonra dayıların oraya dönmek istemedim. Turcu dayının oraya dönmek istemedim. Çünkü terminale giderken taksiye binmiştik ya. Oradaki abi tırlara kapanacak gibisinden bir şeyler söyledi yolla ilgili. Tam anlamadım da o yüzden çok kestiremedim. Şey düşündüm ya, gider bir Ekvador'da 10-15 gün gezerim. Buralar sakinleyince geri dönerim diye düşünüyordum da. Teyzenin sayesinde vallahi yolumuza bakıyoruz şimdi. Bakalım sağ salim gidebiliriz inşallah. Kaç saat sürecek, ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok, bilmiyorum. Sadece yanıma su aldım, bir de içecek aldım. Karnım da aç yani, hiçbir şey almadım. Yola çıktık, gidiyoruz. Yeter ki varalım sağ salim. Abi yola çıktık. Çıkar çıkmaz durduk. Yine tırların olduğu o yere geldik. Benim sabahtan beri beklediğim yerde bekliyoruz yine. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama bak. Şurada yol gidiyor, tamam mı bak. Oraya kadar trafik var. Oraya kadar trafik var. Ay ay, bekliyoruz bakalım. Ay şöyle. Ama güzel yerde bekliyoruz şimdi, bir yalan yok. Dayının ışıklar fenaymış ha.
Şimdi yukarıdan buraya gelen araçlar var. Sanırım onlar geldikten sonra biz de gideceğizdir diye düşünüyorum. Özellikle ağır vasıtaları çok fazla görüyorum bu tarafa gelen. Şöyle size dağdaki yolu göstermek istiyorum. Arabaların farları yandı, belki gözükür bu sefer. Trafiği görüyor musunuz bilmiyorum. Bak şu tarafa doğru uzanıyor ve hiç kıpırdamıyorlar. O yüzden biz de kıpırdamıyoruz. Burada kaldık. Çok ilginç bir deneyim oluyor ama. Hayatımda ilk defa böyle bir şey deneyimliyorum ya. Daha önceden hiç böyle bir olaya şahitlik etmedim yani. Yolun kapandığı, erozyon çöktüğü, başka bir yol bulmak zorunda kaldığım hiçbir seyahatim olmamıştı. Çok ilginç bir deneyim oluyor o açıdan. Birazcık tedirgin oldum hani araç bulabilecek miyim, Moko'ya geçebilecek miyim? Çünkü hakikaten ciddi bir problem bu yani. Hani benim açımdan çok ciddi bir şey değil. Ben kafam eser, atlarım Ekvador'a giderim. Ne bileyim bir uçak bulurum ucuza. İşte 1000 liraya, 900 liraya, 800 liraya uçaklar var mesela. Denk getiririm bir tanesini. Kali'ye, Bogota'ya bir yere uçarım. Ama bu insanlar için çok büyük sıkıntı. Erzak sorunu çekiyorlar, benzin sorunu çekiyorlar. Yani belki de tahmin edemediğim, aklıma gelmeyen birçok sıkıntı çekecekler. Çünkü 30 ila 40 gün arası kapalı kalacakmış diğer yol. Yeni yol yapacaklarmış yani, düşünsenize. Ve en önemli yol Pan Amerikano yolu, biliyorsunuz. Kuzey Amerika'dan başlayıp Güney Amerika'da biten bir yol Pan Amerikano yolu. İlginç bir deneyim. Hakikaten ilginç bir deneyim ya. Umarım en kısa zamanda çözerler. Burada kançımız da müziği açtı, bizi keyiflendiriyor. Saat 9'a gidiyor, yol açıldı sayılır ya, böyle tırların yanından kıvrıla kıvrıla geçiyor abi, yılan gibi kıvrıla kıvrıla geçiyor. Ya şu kuyruğa bak ya, benim tırcı abi buradadır kesin ama. Yol tam gözüküyor mu bilmiyorum ama felaket bir yoldan iniyoruz ya. Dağdan inmeye başladık şimdi. Tırları görüyor musunuz? Feci bir yoldan iniyoruz yalnız, var ya. Acayip yoruyor yani, acayip yoruyor. Özellikle böyle hızlandığı zaman. Dayı yavaş, dayı yavaş. Çok kana zıplıyoruz. Her yer çukur. Gün doğdu, baksanıza. Dostlar ben Mocoa'ya ulaştım. Mocoa'dan da bu servisi buldum. Bu servisle neydi? Pitalito muydu? Pitalito'ya kadar geldim. Şimdi 185 kilometremiz kaldı. Buradan Neiva'ya gideceğiz. Neiva otobüsünü bulduğum an alıp uyumak istiyorum. Ölüyorum yorgunluktan. Bitik vaziyetteyim var ya, bitik vaziyetteyim. Aa, Neiva diye bağırıyor. Kim bağırıyor? Neiva diye bağırıyor bak. Gidelim. Ama önce tuvalete girelim ya. Altıma işeceğim yoksa. Senyor, Neiva. Si. Senyor, tienes 5 minutos para baño? Si. 6 y cuarto. 6 cuarto. Tamam, 15 dakika var. Gracias, senyor. Altıma işeceğim yoksa ya. Neiva 185 kilometre. Bunlar 3 saatten aşağı gitmez. Kafayı yerim ben. Neiva? Hey Neiva. Quanto cuesta, señor? 50. 50? Sí. Un momento. 45. 45 mínimo. 45? Mínimo. Directo, buen servicio. No. Bas mejor, bas mejor. Daha ucuza giden var ya.
Dur. Şimdi uyku sersemi atlamayalım. Dur otobüs şirketine sorayım ben. Hoppa. Atalım. Muchas gracias, okay. Dayı. Muchas gracias. Guarda la bichita. Okay. Ben te compro etiquet. Okay. Ah, necesito boletos, sí? Sí. Okay. Bak şu firmayı buldum. Daha demin 50 bin çekmişti. Az daha uyku serseri böyle yorgunluk sersemi gidiyordum adamın servisine. 50 bin peso çekmişti. Bu dayı 35 bin pesoya ayarladı bana. Flota Huila. I am going to Neiva. Yes, I'm going to Neiva. Yo me voy Neiva. 35 pesos. I'm going to Neiva. Rüdeyi tatlıymış ya. Medio trabajo, pero vamos. So, cuánta hora? 4 metales. 4 hora, Neiva. 1, 2, 5. 5 horas, 5 horas. Ah, ok. 5 horas. 5 horas, ha? Evet, 4 horas. Bitti bari, yorgunluktan biteyim ya. Gracias, señor. Viene cansadita. Claro que con mayor detalle, como en los terminales siempre nos toca entrar a rellenar. Siempre, todo carro entra al terminal. Está lleno de... Gracias, señor. Gracias. Ok, un gusto. Oy, şimdi az daha gidiyorduk dayıyla 50 ya. Var ya böyle mal gibiyim şu an. Kim nereye çağırsa oraya giderim yani. Öyle bir pozisyondayım şu an. Moko kaç saatte aldı koyalı hiçbir fikrim yok. Tam olarak 24 saattir ben ayaktayım. Ya böyle arada tabii uyukluyorum vesaire ama uyumadım öyle yani. 24 saattir yollardayım. Ben 6'da kalktım. Yok, 24 saattir yoldayım derse yalan olur. 24 saattir ayaktayım ben. 6'da kalktım. Yaklaşık 24 saattir yoldayım. 7'de falan ben yollara düştüm. Taksi aradık bilmem ne derken otostopa başladık. Anca gelebildim bak. Kaç kilometre geldim hiçbir fikrim yok. Yani harita marita koymaya çalışırım ben videoya. Abi yol inanılmaz kötüydü. Bak o dağ yolu var ya. Benim Bolivya'da La Paz'da bir videom var. Bisikletle ölüm yolundan aşağı iniyorum. O videoyu açın izleyin. Çünkü gündüz halini çekemedim buranın ama benzeri o video. Bak o ölüm yolu o kadar benziyordu ki şu an indiğimiz yola, ölüm yoluna. Neden biliyor musunuz? Polis abi şey demişti. Tek yön demişti. Ben çok anlamamıştım hani nasıl tek yön olabilir bir yol diye. Bir arabanın geçebileceği kadar bir dağ yoluymuş orası. Yani bazı alanlarda iki tane araç yan yana gelebiliyor. Onun dışında hep tek araç, hep tek araç. O yüzden bu kadar sıkışıkmış o yol. La Paz'daki o Bolivya'daki ölüm yolunda bisiklet sürdüğüm videoyu açın izleyin. O yol nasıl bir görün, aynısı burası. Aynısı demeyeyim, benzeri. O yol daha beterdi tabii ki de. Burası yine bir tık daha iyi diyeceğim de çok da iyi değildi aslında ya. Çok rezil bir yoldu. Hakikaten çok rezil bir yoldu ve kamyonette gidiyorum ya, o kadar rahatsız ki yani çantanın olması falan değil ha. Rahatsız yani. Oturduğum yer çok dar. Ondan sonra sürekli tekerin üstündeyim. Zıplıyorum. Sağ kıçım uyuştu. Ağrıdı. Yani çok çok rezil bir yolculuktu yani. Çok inanılmaz bir deneyim oluyor benim için bu seyahat ama çok rezil bir yolculuktu yani. Neyse artık gidiyoruz. Ağzımı da açamıyorum, konuşamıyorum. Ne konuşacağımı da bilmiyorum. Beynim uyuştu, ağzım uyuştu. Ne anlatacağımı da bilmiyorum ya. Ha, geldik işte, 5 saat daha yolumuz varmış. Şununla gideceğiz. La, Sofia! Sofia! Kaç saat yolculuk yaptım tam olarak bilmiyorum ama bir günden birazcık fazla sürdü. Neiva'ya ulaştık. Yani hedefim Cali'ydi ama ne yazık ki Cali'ye kadar gidemedik. Neiva isminde bir tane şehre geldim. Burayı da haritadan buldum. Haritadan buldum. Dedim bari buraya kadar geleyim. Buradan bir şekilde kendime bir plan program yaparım. Şöyle merkeze geldim hemen. Parkın olduğu yere geldim. Şurada da hemen kilise var bir tane. Katedral var. Bayağı bir sıcak hava ya. Yani pişiyorum şu an, yanıyorum şu an. Garip bir sıcak var burada bilmiyorum ama fena yakıyor.
şuradan dalayım da yemek yiyecek bir yer bulmam lazım. Çok açım. Çok hızlı konuşuyorlar ya. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Işık hızıyla konuşuyorlar abi, biraz yavaş ya. Burası çok güzel bir caddeymiş ya. Hoşuma gitti burası. Canlı baya. Bir sürü seyyar satıcı falan var. Sadece yemek yiyebileceğim bir yer göremedim. Dostlar, kendime kafe restoran tarzı bir yer buldum. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir yere benziyor ama biraz daha böyle sanki akşam takılmalık bir mekan gibi. Öğle yemeği veriyorlarmış. Şöyle bir menü söyledim kendime. Bu menünün fiyatı 10.000 peso, yani 2 dolar. Şöyle bir çorba getirdiler. Patatesli, sebzeli bir çorba. Ondan sonra şöyle 2-3 parça kanat var, tavuk var, pilavım var, patatesim var, salatam var ve yanında içeceğim var. Şöyle bir menü. Fena değil çorbası. Fena değil çorbası. Sebze çorbaları çok güzel oluyor Güney Amerika'da. Tek sıkıntı, içerisine kişniş koyuyorlar ki ben onu hiç sevmem. Ama çok ağır bir kişnişle karşılaşmadım şu ana kadar. Yani en azından birkaç kere karşılaştım. Onun dışında öyle çok fazla karşılaşmadım. Öyle söyleyebilirim. Mesela İran'da çok ağır ve keskin bir kişniş tadı ve kokusu geliyordu. Buralarda çok yok. Çok hafif. Pilavları sadece bizim pilavlardan farklı. Yani kuru oluyor. Yağsız ve az tuzlu pişiriyorlar. Soslu tavukmuş. Ne diyor? Hospital Estadio. Aa, buradan mı sağlanacaktım, bir sonrakinden mi? Bir sonrakinden döneyim ya. Aynen, bir sonrakinden döneyim. Yemek yedim, çok iyi oldu var ya. Yani kan şekerim vücuttan çıkıp kendi ruh haline, fiziksel haline bürünüp masada yanımda oturuyordu, o derece. Karnım acıkmıştı, iyi oldu yani yemek yediğim. Çok doyduğumu söyleyemem ama çok iyi geldi, hakikaten iyi geldi. Ya da buradan gideyim ya, burası gölgeymiş. Güneş çok feci yakıyor ya. Sanırsın çöl sıcağı var arkadaş. Bu nasıl bir hava ya? Neyse, şort tişört gezeriz buraları. Ay. Bu videoyu artık burada bitiriyorum dostlar. Ama birkaç kelam bir şey etmek istiyorum. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Şeyi fark ettim ya, bak çok ilginç bir deneyim oldu. Ben hiç böyle bir yolculuk yapmamıştım daha önceden. Seyahat ediyoruz, yeni yeni şeylerle de tanışıyoruz yani. Önceki Burak olsa böyle bir durumda çok sinirlenirdi mesela. Gerilirdi, işte bilet yok, bu kadar bekliyorum, bilmem ne. İşte doğru düzgün yemek yiyecek bir yer yok filan. Eski ben olsam mesela çok sinirlenirdim ama seyahat ettikçe yavaş yavaş artık bazı şeyleri aşıyorsunuz. Biz coğrafya olarak hakikaten öyle bir yerde yaşıyoruz ki yani sinirlenmemiz, parlamamız böyle bir saniyeyi alıyor ya. Bir saniye. Bir şey oluyor, bir saniyede parlıyoruz, sinirleniyoruz yani. Seyahat ederken onu aştığımı düşünüyorum ben. Yani en azından büyük bir ölçüde. Elbette sinirleniyorum. Ben de insanım. Yani bazen öyle bir yorumlar geliyor ki hani ben hiç argo kullanamazmışım, hiç küfür edemezmişim ki dünyanın, yaşamın en büyük gerçeği yani argo, sokak ağzı, ne bileyim işte bazı durumlarda sinirlenme, insani tepkiler verme. Bazen öyle bir yorumlar geliyor ki ben sanki robotum, hiç öyle şeyler yapmıyorum, sabitim yani, anladın mı? Yok abi, ben de sinirleniyorum, ben de yeri geliyor argo kullanıyorum, olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum ama insanlık hali yani bunlar, bu hayatın bir gerçeği ki Türkiye gibi bir toplumda büyüyüp de küfür etmeyen, sinirlenmeyen bana bir kişi göstersenize ya. Koç ailesinden filandır diyeceğim de onlar da sinirleniyor bir. Gördüğümüz kadarıyla yani. Yok abi, bizim coğrafyamızın gerçeği bu yani. Yaşadığımız, büyüdüğümüz toplumun gerçeği bu, ne yazık ki yani. Keşke olmasa. Ben bunlar gibi rahat olmak isterdim, bak çok açık söyleyeyim size yani. Çok açık söyleyeyim size, bunlar gibi rahat olmak isterdim ben. Latinlerin en sevdiğim yanı o. Çok rahatlar. Elbette gerildiğim zamanlar oluyor ama genel itibariyle mesela çok az sinirlendiğimi, daha sabırlı olduğumu fark ettim. Bu yolculuk bana onu çok net gösterdi mesela.
Ha, gerildiğim anlar oldu. O da şundan dolayı, terminale gidip suratıma bakmıyor. Bana baksa dese ki, kardeşim işte 3-4 günlük bilet yok, biliyorsun kaos var. Bu sebepten dolayı, ki ben hani yabancıyım çünkü benim geldiğim kültürde yabancı biri varsa ortamda ona ekstra bir böyle hürmet gösterilir, ne bileyim ekstra yardım edilir. Çünkü dil bilmiyor eleman, anladın mı? Kültür bilmiyor, yabancı oraları bilmiyor, tanımıyor yani yabancı. O yüzden bizdeki bu yabancıya hürmet buralarda pek yok gibi. Bazen de onu bekliyor insan, anladın mı? Çünkü yabancıyım burada yani. İnsan şey istiyor, biri bana açıklama yapsın. Ondan sonra ne olduğunu bileyim. Hani bilet yoksa da açıklasın bana, suratıma bakmadan yok demesin. Gerçi yok da demediler yani, öyle bir sıkıntılı bir durum oldu işte. Orada birazcık mesela gerildim. Onun dışında hiç sıkıntı yapmadım yani. Tak diye ulaştık yani. Birazcık geç oldu. Güç oldu ama ulaştık, sonunda ulaştık. Bayağı yorucuydu bu arada hakikaten. Yani umarım başınıza böyle bir şey gelmez. Bütün vücudum sızlıyor. Yani inanılmaz yorucu bir yolculuktu kamyonette yaptığım. Onun dışında burada da kanal akıyormuş ha. Ha şimdi fark ettim kanalı. Böyle ışıklandırmışlar araçları filan. Onun dışında başka ne diyecektim? Ha, teyze olmasa mesela bilet vermeyeceklerdi bana. Ona da ben şaşırdım. Tahminimce kendi vatandaşlarını önce göndermeye çalışıyorlar da bana bunu üsturuplu bir şekilde anlatabilir. Zaten dil bilmiyorum ya. 3-5 cümle kursa ben eyvallah diyeceğim yani, anladın mı? Suratıma bile bakmamışlardı. Orada birazcık gerildim, o kadar. Sağ olsun teyze de Hızır gibi yetişti. Onun sayesinde buradayım valla. Hiç şaka yok yani. O teyze olmasa büyük ihtimalle ben Ekvador yolunu ciddi ciddi tutuyordum. Çünkü bilet alacaktım. Pasto'ya, Pasto'dan da Ekvador'a geçecektim. Bir ay sonra falan tekrar dönerdim Kolombiya'ya. Demek ki daha burada gezip görecek yerlerimiz varmış. Böyleydi dostlar. Artık bana müsaade, bu videoluk bu kadar. Böyle bir video oldu. Vallahi ben tamamen sürpriz oldu yani bana da hiç. 2 saat erken, 3 saat erken çıksam belki yola hiç bunlarla karşılaşmayacaktım. Sadece haberlerde okuyacaktım. Belki de haberim bile olmayacaktı. İşte birkaç saat geç kalınca böyle bir durumla karşılaştık ama değişik bir deneyim oldu. Yani yolun getirdiği farklı deneyimlerden birisi. Mutluyum açıkçası, böyle bir durumda kaldığım zaman ne yapacağımı bilebiliyorum artık. Yani bir deneyim kattı bana. Güzel oldu. Gayet keyifli. Çok da güzel insanlar tanıdım bu ara yolda yani. Gece olduğu için çok gösteremedim kameraya ama bindiğim arabada çok güzel insanlarla tanıdım. Durduğum yerde çok güzel insanlarla sohbet ettim. Keşke onlarla da tanıştırma fırsatım olsaydı. Çok karanlıktı etraf, o yüzden çekemedim çok fazla video. Böyleydi dostlar. Neiva'ya geldik. Bakalım burada gezecek bir yer varsa buradan da video çekerim, gezeriz. Olmadı, farklı bir yere geçeriz. Artık bir sonraki videoda göreceğiz hep birlikte. Ben de bir planımı, programımı yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım değişik bir video olmuştur sizin için de. Keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Yorum atarken de birazcık lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Benim de insan olduğumu unutmayın. İnsani tepkiler verebileceğimi unutmayın lütfen. Eleştiriye her zaman açayım ama saygı çerçevesinde, hakaret etmediğiniz sürece başımla beraber. Adios amigos diyorum. Abone olmayı da unutmayın lütfen.